Herkese merhaba, ben Doktor Bora Özel. Kanala hoş geldiniz. Bugünkü videomuz soru cevap videosu. Soru cevapta Instagram'da birçok kez size soru açmıştım. Onlardan bana sorduğunuz soruları birkaçını seçip bir video çekeyim dedim. Özellikle kişisel olanları ve değişik soruları seçeyim dedim. Zaten işte fiyat soruları, işte şu nasıl yapılır, estetikte şunu yapıyor musunuz ya da işte fotoğraf yolladığın soruları falan tabii ki de koymayacağım bunlara. Onları zaten teker teker size cevap veriyorum. O zaman hazırsanız başlayalım. Evet, ilk sorumuz çok güzel bir soru. Hangi takımlısınız? Fenerbahçeliyim. Çok koyu bir taraftar olmasam da Fenerbahçe kazanınca mutlu oluyorum. İkinci takımım da Beşiktaş. Ona da ekstra bir sempatim var. Niyedir bilmiyorum. Bundan sonraki sorumuz çok fazla Şeyda Erdoğan sorusu var. Şeyda yaptığınız dolgular nelerdir? Neler yaptınız falan falan. Herhalde soruların %30'unu falan Şeyda soruları oluşturuyor. Çünkü Şeyda bana gelen YouTuber bir arkadaşım, ünlü bir arkadaşım. O kendisi kendi kanalında böyle bir video çektiği için insanlar biliyorlar. Tabii ki de gelen başka insanlar da var ama onlar ne yaptırdıklarını açıklamadıkları için ben de kimseyi söylemiyorum. Dolayısıyla Şeyda soruları o yüzden bu yüzden fazla geliyor. Onu da yani dudak dolgusu yaptık. Çenesinde bir gamze vardı. Bunu doldurduk. Maseterleri biraz botoksa incelttik. Yüzü inceltmiş olduk. Biraz şakak dolgusu yapıp yüzü yukarı doğru çektik. Dudak dolgusu yapmıştık. Zaten onu söylemiştim. Genelde öyle. Yani unuttuğum şeyler de olabilir. onun videosunu da dönüp izleyebilirsiniz. Kendisinin kanalında mevcut. Bunun dışındaki sorulardan bir tanesi de Survivor'la ilgili soru var. Survivor'da hangi yarışmacıyı destekliyorsunuz diye. Yani ünlüler gönüllüler diye sormuş ama ben hem ünlülerden birisini destekliyorum hem gönüllülerden birisini destekliyorum. Aslında şöyle ki ben de bir ara Survivor'a katılmayı düşünmüştüm. Yılı söylüyorum, interndim Ankara Üniversitesi Fakültesinde. Formu doldurmuştum. 2010 2 ya da 2013 gibi beni çağırmışlardı ama o dönemde hematolojide intern olduğum için o seçmelere gidememiştim. Orada da kaldı zaten eğitim hayatı girince asistanlık vesaire. Survivor yalan oldu ama hep böyle çok ilgiyle izlerim ve çok severim. Böyle yarışmacı olmayı da çok isterim yani herkesin hayali vardır. Benim de o ama gerçekleşir mi bilmiyorum biraz zor gibi bu saatten sonra. Yarışmacılardan şeyi destekliyorum. Ünlülerden çocuğun adını unuttum değil mi? ünlülerden şey Sercan ha futbolcu Sercan'ı. Gönüllülerden de Cemal Can'ı destekliyorum ama hangi istersen sanırım Cemal Can'ı biraz daha fazla destekliyorum diyebilirim. Ama tabii ki de her an değişiyor. Birkaç hafta sonra değişebilir yani. Ama bunlardan birisi şampiyon olursa sevinirim. En çok desteklediğim kişi de geçtiğimiz yıllardaki Survivor'dan Merve Aydın'dı. Merve birinci olamadı ama yani çok iyi bir Survivor yarışmacısıydı. Bunu da sormanız çok enteresan geldi. Ama cevaplayayım dedim. Değişik bir soruydu çünkü. Anneannemle ilgili bir soru var. Diğer Instagram hesabımda kişisel hesabımda anneannemle ilgili çok videolar paylaşıyorum. Anneannem Üsküdar'da yaşıyor, İstanbul'da. Ben her pazartesi anneanneme gidiyorum. Öyle bir rutin oluşturduk biz. tabii ki de bu karantina sürecinde gitmiyorum. Çünkü onun sağlığını korumak istiyorum risk grubunda. Çok eğlenceli bir kadın, çok değişik bir insan. Çok seviyorum onu. Çok da fazla videomuz var. O YouTube kanalına konuk edecek misiniz diye bir soru vardı. Yani ikna edersem olabilir ama biraz zor gibi duruyor. Çünkü Instagram'da bile koymamı çok fazla istemiyor bazen. Kızıyor bana. Ama onu fark etmeniz güzel yani tabii ki de. Sosyal medyada çok aktifsiniz. Bu özel yaşantınızı etkiliyor mu? Devamlı yorum, mesaj, like akışı gibi
soru var. Evet, etkiliyor. Bugünlerde değil, daha çok zamanımız olduğu için daha çok vakit harcıyorum sosyal medyaya ama normal hayatta, hayatımıza devam ederken tabii sürekli mesajlara cevap vermek gerektiği için ve verdiğim için, ben kendimi verdiğim için arkadaşlarım kızıyor, ailem kızıyor. Hani bizimle vakit ayır, biz şu anda buradasın, telefonunu bırak diye. Ama birikirlerse de, yani atıyorum 2 saat, 3 saat bakmadığımda çok fazla mesaj kutunda mesajlar birikiyor. İşte fiyat soruyorsunuz, fotoğraf yolluyorsunuz, bu yapılır mı, şu yapılır mı, randevu için yazıyorsunuz. O zaman da onlara toplu cevap vermek daha çok vaktim alıyor. O yüzden böyle küçük aralıklarla, çok fazla birikmeden devam ediyorum. Tabii bu da arkadaşlarımı ve ailemi kızdırıyor ama yani yapacak bir şey yok. Bu da bu işin bir parçası. Ben halinden memnunum. Yavaş yavaş da alışıyoruz tabii. Sosyal medyada en çok rahatsız olduğunuz yorum nedir soruları var. Çok fazla rahatsız olduğum bir şey yok. Yani eleştiriler geliyor. Olabilir. Kabulümüzdür. Ne rahatsız olurum? Yani YouTube'da şu an izliyorsunuz ve takip etmiyorsunuz da işte kızıyorum. Çünkü çok yüksek benim takip etmeyen kitle. Biraz onu takibe kayarsanız, takip ederseniz videoyu durdurup hemen takip alırsanız sevinirim. Çünkü yani motivasyonunuzu arttırıyor takipçi sayımızın artması. Yalan değil. Bunların hepsine teker teker size cevap verdiğim için tekrar söylemiyorum işte. Bunu yapıyor musunuz? Şunun fiyatı nedir? Bunun fiyatı nedir? Çatlakla ilgili çok fazla soru var. Çatlak videosu çektim yayında. İzleyebilirsiniz. Hiç aşk acısı çektiniz mi diye bir soru var. Tabii ki de çektim yani. Aşk acısı çekilmez mi? Yüz yogası hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir soru var. Yani benim Çinli bir arkadaşım var yüz yogası yapan. Kesinlikle faydalı olduğunu onda gördüm. Gerçi onlar genetik olarak da çok yaşlanmıyorlar ama araştırmak lazım. Faydalı olabilir. Çok fazla bir bilgim yok. Ebru Gündeş'in yaşına göre güzel mi? Genç duruyor mu? Ve estetik işlemleri hangileri diye bir soru var. Yaşına göre güzel mi? Genç duruyor mu? Evet, güzel. Genç duruyor. Biraz kaşları fazla kalkık geliyor bana. Oradan bir şey var. Herhalde bir kaş kaldırma operasyonu var diyebiliyorum ama doktoru ben olmadığım için Ebru Gündeş'in çok da fazla bir şey diyemeyeceğim. Kim Kardashian'ı güzel buluyor musunuz diye çok güzel bir soru var. Bulmuyorum. Çünkü hepsi birbirine benziyor. Şuraya bir tane şey koyuyorum. Uzaylı emojisi. Uzaylı, yani kafa var. Kafa büyük. Aşağı doğru inen bir surat şeklinde. Bütün Hollywood ünlüleri aynı şekle benzemeye başladılar. Herkese de yakışmıyor. Hepsi birbirine benzediği için de bence güzel değiller. Çünkü güzellik farklılık gerektiriyor bence, bana soracak olursanız. Dolayısıyla yaptırdığı estetikleri de eğer Türk doktorlarına, Türk plastik cerrahlarına yaptırmış olsa, çok iddialı söylüyorum, çok daha güzel olurdu. Çünkü biz meslektaşlarımızı, söylüyorum buna, gerçekten dünya çapında iyiyiz. Ve bize de zaten bu yüzden Amerika'dan, Avrupa'dan, Azerbaycan'dan çok fazla sayıda hasta geliyor. Yine Arap dünyasından da çok fazla hastamız var. Dolayısıyla biz biraz daha iyiyiz yüz estetikleri konusunda. Ama vücut estetikleri konusunda da işte daha çok Brezilya, özellikle popo estetiği gibi vücut şekillendirme, karın şekillendirme, işte six pack yapma gibi şeylerde de Brezilya daha iyi söyleyebilirim. Yani her ülkenin belli öne çıkan durumları var. İşte meme rekonstrüksiyonunda Almanya iyi, Belçika iyi gibi. Ama yüz estetiği konusunda, yüz cerrahileri konusunda iyiyiz diyebilirim. Evet, hayalet dolgu nasıl ortaya çıktı diye bir soru var. O da şöyle, hayalet dolgu benim bulduğum bir dolgu uygulama yöntemi. Arkadaşımla birlikte, burada Ayşe Hasen'e selam olsun. Heybeliada'da bir, çok severim bu arada Heybeliada'yı, en sevdiğim ada. Burgazada'yı da çok seviyorum gerçi. Heybeliada'da
balık yiyorduk. Orada hani ben böyle küçük dolgu uygulamaları yapıyordum yüzün belli noktalarına, bir tüp dolguyu paylaştırıyordum. Ayşe de söyledi hani buna bir isim versek aslında daha iyi olmaz mı diye. Olabilir dedik ve hayalet dolgu da orada geldi. Sonra lisansını aldık, patentini aldık. Gayet de güzel, memnunuz bu konuda. Kampanyalarla ilgili sorular var, çekilişlerle ilgili soru var. Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Orada hepsi devam ediyor. Bazen indirimler yapıyoruz, bazen çekilişler yapıyoruz. Kafatasının arka kısmının düz olma sebebi nedir? Bombe hale getirilebilir mi diye bir soru var. Şöyle, herkes saçını kazıttı şimdi. Kendi kusurlarını görüyor. Burada herhalde oradan mı gelmiş? Ömer Yavuz sormuş. Yani isimleri söylemedim ama bunu söyleyesim geldi. Yani yağ enjeksiyonu yapılabilir. Hani çok rahatsızsan yağ enjeksiyonuyla daha bombe hale getirilebilir buraya. Çok yaptığımız bir uygulamam değil ama yapılabilir diyebilirim. Estetisyen olmasaydınız ne olurdunuz diye bir soru var. Estetisyen değilim ben. O bir karıştırılıyor nedense. estetik cerrahım. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahım. Estetisyenler daha bizimle birlikte çalışanlar, arkadaşlarımız. Bize yardım eden arkadaşlar. İşlerimizi kolaylaştıran arkadaşlara estetisyen deniyor. Onlar da eğitim alıyorlar. Lazer yapabiliyorlar gibi gibi. Ama cerrah olunca estetik cerrah oluyoruz. Rüya Hanım. Kaç yaşındasın diye bir soru var. 83 doğumluyum. Bu arada şeye geri dönersek, şu anda aynalara çok sık bakıyoruz. Aynalara çok sık baktığımız için de kendi kusurlarımızı, asimetrilerimizi daha fark eder olduk. Bu dönem geçecek arkadaşlar. Bu aynaları kaldırın. Dolayısıyla hani çok fazla kendinize odaklanmayın. Sağlıklı beslenin, güzel uyuyun. Bunlar daha önemli şeyler. Ama çok rahatsız ederse tabii ki de birçok şeyin hem cerrahi hem de cerrahi olmayan tedavileri mevcut. Seninle birlikte bir tablo yapalım istiyorum. İkinizin tablosu olur demiş bir takipçimiz. Yani olmaz diyorum. Ya benim tablomu yapın. Hani o ayrı konu da birlikte nasıl olacak yani? Olur mu öyle şey? Bilemedim yani şimdi bir an. Benim estetiklerimi sormuşlar. Onunla da ilgili bir video çektim. Kendi yaptığım uygulamalar diye. Onu da kanaldan bulup izleyebilirsiniz. Karantina ne zaman bitecek diye soru var. En kısa zamanda inşallah. Tıp fakültesini kazanmak için nasıl bir çalışma programınız vardı diye bir soru var. Onun da videosunu çektim. Biraz yoğun çalıştık. Baya masa başında zaman harcadık. Onunla da bir video çektim. Detaylı olarak anlattığım bir video. Bugünkü soru cevap YouTube videomuzun da sonuna geldik. Umarım herkes evindedir. Bu günler geçecek. Bugün de bir pazar günü ve sokağa çıkma yasağı var. Kuş sesleri duyuluyor, araba sesleri yok. Çok aslında hani başka bir açıdan baktığımızda da havanın temizlendiğini görüyoruz. Doğanın kendine geldiğini görüyoruz. Böylece kendimizi bu açıdan bakıp mutlu edelim. Evde kalalım, dikkat edelim. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere.